Efendim saatlerimizi artık 7 yaptık. 28 Şubat 2021 Pazar günü tarihlerimiz. Ajans hafta sonu devam ediyor. 28 Şubat yani Türkiye'de yapılan postmodern darbenin üzerinden tam 24 yıl geçti. Peki o darbe sürecinde neler yaşandı? Hemen sizlere aktaralım barkomuzdan. 28 Şubat'a giden süreçte kırılma noktaları vardı ki o kırılma noktalarında Başbakan Erbakan'ın Libya ziyareti, D8 fikrini ortaya atması, dini cemaat liderlerini iftarda ağırlaması ve Kudüs Gecesi programı düzenlenmesi bahane edilmişti darbeciler tarafından. Peki neler oldu 1996 yılında? Necmettin Erbakan Başbakanlığında Refah ve Doğru Yol Koalisyonu'nda Refah Yol Hükümeti yani 54. Hükümet kurulmuştu. Hükümet kısa süre sonra rejim tehlikesi ve irtica iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Ve 31 Ocak 1997'de Refah Partili Sincan Belediyesi'nce Kudüs Gecesi programı düzenlendi 4 Şubat'ta. 15 tank ve 20 zırhlı araç Sincan'dan geçerek tatbikat alanına gitti. Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız görevden uzaklaştırıldı. Yıldız ve 9 arkadaşı yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla tutuklandı. Devam edelim. 21 Şubat tarihine geldiğimizde 21 Şubat'ta Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevikbir Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık açıklamasını yaptı. Ve Cumhurbaşkanı Demirel başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı ve 8 saat 45 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 4 maddelik bir bildiri yayımlandı 18 Haziran 1997 tarihinde. Başbakan Erbakan görevini Çiller'e devretmek üzere başbakanlıktan istifa etti. Ancak Demirel hükümet kurma görevini Çiller'e değil Mesut Yılmaz'a verdi 30 Haziran'da. Ve ANAP, DSF ve DTP ortaklığıyla 55. hükümet kuruldu 16 Ocak 1998 tarihinde. Ve sonunda da Refah Partisi kapatıldı. Necmettin Erbakan'a da 5 yıl siyaset yasağı getirildi. Aslında postmodern darbenin dediğimiz gibi siyasi ayağında yaşananlardı bunlar. Ama maalesef birçok kişi işkencelere, baskılara maruz kaldı. Özellikle başörtülü öğrenciler okullarından, en doğal haklarından, özgürlüklerinden edildi. Yine kurulan ikna odalarında ve yapılan türlü işkencelerle birçok insan mağdur edildi. Şimdi o darbe mağdurlarından birini daha ekranlarınıza getireceğiz. Darbe sürecinde yüksek sicil puanına rağmen disiplinsizlik suçlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Fahri Demirel yıllarca eziyet çekti. Astsubay olarak görev yaptığı ordudan 1998 yılında atıldı ve o da 28 Şubat mağduru oldu. Fahri Demirel'in bakın o yılları nasıl anlattı. Dörtte bir şeyimiz oldu, meslek hayatımız oldu. Jandarma karakollarında, jandarma birliklerinde geçirdiğim 14 yılda bir hizmetim oldu. Tabi bu severek girdiğim meslekti. Yani vatana bağlıyız, vatanımızı severiz. Yolcamızı veririz yani. Severek ben 83 yılında girdim jandarma kulak komutanlığına ve kazandım. İlk yılda karakoldayım ben, sınır karakolundayım. Sınır karakolundan Mardin'de. Namaz kılıyorum ben tabii. Ailem dedim ya, mutasip bir aile. O zamanki komutan bölük komutanı tabii ben namaz kılana rahatsız olmuş. Bana bunu şey yapardı, hareketleriyle belli ederdi. Ve ben bunu netice şeyde gördüm, sicilletlerinde bir ara gördüm. Yazmış ki işte namaz kılar aşırı sağcıdır, takibi gerekir. Bak bunu oraya yazmış, ben bunu gördüm yani. Yüzde şahit oldum buna. Ben eşim daha yeni evlenmişim, 3 günlük evliyim yani. Ve bana şunu söyledi, dedi ki ya sen dedi ya nasıl adamsın dedi ya. Senin hanımın dedi kapalıymış. Hanımını aç dedi ya. O zaman Samandağ'dayız. Hatay Samandağı deniz kenarı sahil bir yer. Hanımı çıkar denize girsin dedi ya. Denize girsin denize şey yaptı ya. Kısıtlamaydı haklarını dedi.
albay, albay komutanımızdı. Beni çağırdı. Fahri dedi, sen dedi hazır ol dedi. Hayırdır dedim komutanım. Dedi, sakıncalı personelsin ya, işte atılma durumun olabilir dedi. Yani atılma durumun olabilir, hazır ol dedi. Dedim ki komutanım ben dedim hazır dedim. Ya biz Allah'a ve Allah bize bir rızkı veren Allah'tır. Biz rızkımız Allah'a aittir dedim yani. Aynen böyle. Hiç de öğren değil. Annem bak, bu 60 yaşında vardı. 60 yaşında annem, yaşlı. Oradaki nöbetçi bizi içeriye sokarken annem dedi ki annemin başını tavşan kulağı bağırsın, böyle olmaz dedi. Oradaki asker ya. Biz yani ben yaşım olarak 80 darbesini ben gördüm çocukluğumdan, çocukluğu yıllarda. Tabii o zaman darbe yapıldığında gece saat 3 civarıydı. İşte de darbe yapıldı. Herkes her tarafı çıktık, yol sokaklar tutulmuş, askerler çıkmış. Tabii bunda Kosman darbe bu. Daha iyi bir darbe. Ordunun darbe yapması ne kadar acı bir ülkede. Demokrasi olan bir ülkede ordunun darbe yapması ne kadar acı değil mi? Ya, ordu her şeyi her şeyi üstünde gördü kendisine. Erzurum'da. Bölge komutanı küfür etti başbakana ya. Erbakan, rahmetli Erbakan küfür etti. Ve bu adam ceza almadı yani. Ya kim bu general arkadaş? General yani bu insanların seçtiği demokrasiden, başbakandan daha mı üstün? Zaman 60 ithalinde sigara söndürmediler mi Menderes'in kollarında? Söndüren kimdi? O zaman üstlenme sigara söndürüyor kolunda başbakanın. Düşün yani. Biz bugün de yani işte, bu ülke bunları gördü yani. Başbakanlar asılan bir ülkede yaşadı maalesef. Diyeceğim yani şimdi darbe olmasın. Buna engel olalım. Ve bir de şunu söyleyeyim ben. Biz mesela atıldığımız sene 98 yıllarıydı. Tabi o zaman işte 22 Şubat'ın böyle 1000 yıl sürecek denilen işte alınan kararların tam böyle cafcaflı zamanlarıydı. O yıllarda ordunun böyle hakikaten işte çok güçlü olduğu, ama kime karşı güçlü? Hükümete karşı güçlü. Bize karşı güçlü değil. Affedersin Amerika'nın uşağı durumunda ordu. Amerikan siyonistlerin uşağı durumunda ordu. İşte bak görmedik mi babasında? Adam genel kurul başkanı olmuş, İsrail'de araba duvarına dua ediyor. Bu İsrail'e dua eden paşa ne kadar Türk ordusuna bağlı bir paşa olabilir? Sen kimin paşasısın? Türk ordusunun paşası mısın? İsrail'in mi paşası mısın? Bunlar bir ülke gördü yani. Maalesef gördü. İbrahim Alayont, Denizli, A Haber.